Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, ABD yine Türkiye'yi tehdit etti. Türkiye, Suriye'ye operasyon yaparak bizim birliklerimizi tehlikeye atıyor. Bir an evvel durması gerekiyor, aksi halde diyerek küstahlıklarına devam ettiler. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Anavatan Türkiye'nin Suriye Devleti'nin kuzeydoğusunda Kürt güçleriyle beraber IŞİD'e karşı kurulmuş uluslararası koalisyonun ortak kullandığı üssü vurmasının ABD güçlerini tehlikeye attığını açıkladı. ABD ordusunun Orta Doğu'daki Merkez Kuvvetler Komutanlığı ilk açıklamasında Türkiye'nin yaptığı hava saldırısının kendi kuvvetlerine zarar vermediğini, zira en yakın saldırının ABD askerlerinden en az 20-30 kilometre uzakta olduğunu açıklamış, fakat bu durumun böyle devam etmeyeceğini, Türkiye'nin bir an evvel durması gerektiğine dair küstah bir açıklama yapmıştı. Çarşamba günü AFP'ye yazılı bir açıklama gönderen CENTCOM, ABD güçlerinin ve personelinin tehlikede olduğuna dair ek bilgiler aldığını da bildirdi. CENTCOM sözcüsü Joe, önce de ABD'nin Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak herhangi bir askeri eyleme karşı olduğunu da ifade etmişti. Salı günü Bayraktar TB2 SİHA'ları, Türkiye Demokratik Güçleri ile beraber ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ortak üssünü bombalamıştı. Aralarında ABD'nin de bulunduğu yüzlerce uluslararası koalisyon askeri bu durumdan tedirgin olmuş, tir tir titremişti. Suriye Devleti'nin kuzeyinde Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde konuşlanmış bir duruma geçtiler. Anavatan Türkiye, STG'nin ana bileşeni olan YPG'yi PKK'nın bir uzantısı olarak isimlendiriyor. Bundan dolayı ki Anavatan Türkiye, ülkemize yapılan saldırılardan dolayı bunlara karşı büyük bir hava operasyonu başlatmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.